Daha önceki videolarımızda sanal anjiyodan bahsettik. Sanal anjiyo nedir? Sanal anjiyo nasıl çekilir? Nasıl bir cihazdır? Başka isimleri nelerdir? Ve biz bu teste neden güveniyoruz? Bunlardan bahsettim. Bu videomuzun konusu ise biz kimlere sanal anjiyo çekiyoruz? Efor testi, EKG, o check-up testlerinin yetersiz kaldığı durumlarda yani biz hangi durumlarda sanal anjiyo istiyoruz? Biz hangi durumlarda sanal anjiyo hastalarımızın çektirip bana getirmelerini istiyorum? Bu videomuzun konusu tam da bu. Biz kimlerden sanal anjiyo isteriz? Daha önce de bahsettiğim üzere sanal anjiyo böyle bir cihazdır sanal anjo MR cihazı değildir. Normal tomografi cihazıyla çekilir. Kapalı alan değildir. Cihaz açıktır. Yani içerisinden geçerken çekim yapılır. Ve işlem süresi genellikle 2 ila 3 dakikadır. Daha uzun sürmez. İşlem sırasında üzerinize EKG bağlanır ve tam çekim esnasında bir ilaç verilir. Ve ilaç kalp damarlarınıza gezerken damarın fotoğrafı çekilir. Ne böylece damarlarda bir tıkanıklık var mı yok mu anlaşılır. Sanal anjiyo çekildiğinde ise ben aynen böyle tüm kalp damarlarını, kalpten çıkan ana damarları yani kalp ve kalp ilişkili tüm damarları görebilecek hale gelirim ve damarlarda bir tıkanıklık var mı yok mu görürüm. Şimdi sizlere iki hasta örneğiyle kimlere sanal anjiyo çekilmeli bunlardan bahsedeceğim. Evet hastalarımın görüntülerini açtım. Bu iki hastanın görüntülerine geçmeden önce öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Sanal anjiyo ben hadi gidip o zaman çektireyim diyebileceğiniz bir test değildir. Sanal anjiyoyu kardiyolog ister. Belli durumlarda ister. Birazdan bahsedeceğim durumlarda isteyebilir. Ama mutlaka öncesinden muayene olmalısınız. EKG'nizi bilmeliyiz. Belki de kalp krizi geçirdiniz ve bilmiyorsunuz. Belki de üç damanız tıkalı. Belki kalp yetersizliğiniz var. Belki ciddi kapak probleminiz var. Yani sanal anjiyo ben hadi gideyim çektireyim diyebileceğiniz bir test değildir. Böbrek yetersizliğiniz olabilir. Bu maddeye karşı bir alerjiniz olabilir. Bu yüzden sanal anjiyo çekilmeden önce mutlaka muayene olmanızı istiyoruz. Öncesinde bir kardiyoloji muayenesi. Bir EKG çekilir. Doktorunuz sizi muayene eder bir ekokardiyografi yapılır. Genel kalp muayenesi tamamlanır. Belli durumlarda efor testi istenebilir. Belli durumlarda tomografi hiç istenmeden başka testlere geçilebilir. Sanal anjiyo sık olarak sorulduğu için bu videoyu çekiyorum. Lütfen daha fazla bilgi için doktorunuza danışın. Sanal anjiyonun bizlere sunduğu en bazal ölçüm kalsiyum skorlamadır. Kalsiyum skorlama damarlarda ne kadar kireç olduğunu gösterir. Bakın bu hastamız şeker hastasıydı ve ciddi bir semptom yoktu. Sadece yokuş çıkmakla olan nefes problemi vardı. Ama hastamız sigara da kullandığı için bu şikayetlerin kalpten mi, şekerden mi, kilodan mı, sigaradan mı olduğu belli olmuyordu. Yani kalp damar hastalığında sıkça gördüğümüz göğüs ağrısı bu hastamızda yoktu. Bakın bu hastamızda olduğu gibi şeker hastalığı, artı sigara, artı aile yüksü gibi durumlar her ne kadar diğer testler temiz bile çıksa bizi sanal anjiyo yönlendirdi. Yaptığım sanal anjiyoda kalsiyum testinde bakın şurada damarlarda ciddi bir şekilde kireçler görüyorum. Şu beyazlıklar hep olduğu gibi kireç. Yani damarda ciddi bir kireç birikimi olduğunu görüyorum. Eskiden kalsiyum skorlama testi vardı ve sadece damarlardaki kireci gösterirdi. Ama damarlardaki kirecin yoğun olması damarların ciddi bir şekilde tıkalı olduğunu göstermez. Sanal anjiyo yani koroner BT ise damarların içerisindeki tıkanıklığın boyutunu gösterir. Şimdi ise aynı hastamın sanal anjiyo görüntülerine geçtim. Yani cihaz önce bir kalsiyum sukalama testi yapar, sonra da görüntüleri çeker. Bakın görüntülere baktığımda hastamızın ana damarında, ana damarın ağzında, diğer damarların ortasında, ana damarın ortasında ciddi bir şekilde tıkanıklık olduğunu görüyorum. Yani hastamızın şikayetleri bundanmış. Hastamızın yaptığımız anjoda 3 damarı aynı burada gözüktüğü üzere tıkalı çıktı. Ve biz bu hastanın 3 ana damarını stentle açtık. Yani şeker hastalığı, ciddi bir semptom olmaması, Semptomdan kastım şu, tipik bir göğüs ağrısı yoktu. Şeker hastalığı olduğu için böyle hastalarda bazen sessiz bir şekilde ilerleyebiliyor. Şeker hastalığı, aile öyküsü ve sigara bizde bu hastada sanal anjiyo çekmeyi zorunlu hale getirdi. Bakın bu hastamızın ön damarının yani kalbin %50'sini besleyen damarın yine görüntüsü. Gördüğünüz üzere ciddi tıkanıklıklar var. Bu ciddi tıkanıklıklar yüzünden bu hastamıza anjiyo yaptık ve yaptığımız anjoda damar tam tıkalı çıktı. Tam tıkalı damarı güzel bir şekilde açtık ve riski ortadan kaldırdık. Eğer bu hastamızda EKG, efor testini, ekokardiografiye itimat ederek burada bıraksaydık muhtemelen hastamızda kalp yetersizliği gelişecekti. Biz bu hastamızda eşlik eden risk faktörlerinin yüksek olması nedeniyle sanal anjiyo çektik ve damar ciddi bir şekilde tıkalı çıktı. Damarı açtık ve risk ortadan kayboldu. Şimdi sizlerle bir hastamı daha paylaşmak istiyorum. Bu hastamız ise yine benzer yaşlarda Yine benzer risk faktörleri olan ve göğüs ağrısı da olan bir hastaydı. Hastamızın yapılan kalsiyum skorlamasında bakın damarlarında hiçbir şekilde kireç yok. Hiç kireç çıkmadı. Damarlardaki kalsiyum skorunun düşük olması damarlarda daralma olmadığını göstermez. Ama uzun sürede daralma olan bir bireyde genellikle kalsiyum oluşur. Genellikle kireç çöker ve kalsiyum skoru yüksek çıkar. Ama kalsiyum skorunun temiz çıkması damarların tertemiz olduğunu göstermez. Bu yüzden biz eskisi gibi kalsiyum skoruna itimat edip işlemi orada bırakmıyoruz. Mutlaka damar içi görüntülemeyi de istiyoruz. Yani sanal anjiyo yapılmasını istiyoruz. Şimdi ise hastamız sanal anjiyo görüntülerini görüyoruz. Bakın aort damarı, aort damarından çıkan kalbin ana atar damarı, ön tarafa gelen damar, arkaya giden damar, gördüğünüz üzere sağ tarafa giden damar, hepsi olduğu gibi açık. Hatta şuradan görüntüyü oynatıyorum. Bakın tüm kalp damarlarını ve kalbin yapısını görebiliyorum. Eğer ben bu hastada klasik risk faktörleri artık göğüs ağrısına güvenecek olsaydım hastaya gerçek anjiyi yapmam gerekirdi. Çünkü şikayetleri vardı. Bu hastamızda göğüs ağrısı ve risk faktörleri olması nedeniyle çektiğim sanal anjoda aynı burada gördüğünüz gibi damarlar tertemiz çıktı. Yani bu hastamızın kriz geçirme riski sıfır. Yani bu hastamızın şikayetlerinin kalp kaynaklı olma ihtimali sıfır. Yani bu ne demek? Hastamızın ilaca da ihtiyacı yok. Hastamızın herhangi bir tedaviye de ihtiyacı yok. Demek ki neymiş? Göğüs ağrısının sebebi kalp değilmiş. Kalbin dışındaki faktörlermiş. Kalp olmaması bizi ciddi bir şekilde rahatlattı. Göğüs ağrısının diğer nedenlerine odaklandık. Peki biz sanal anjiyo hangi durumlarda istiyoruz? Ciddi aile öyküsü varsa biz sanal anjiyo genelde isteriz. Yakınlarında, babasında, amcasında, dayısında ailede ciddi bir şekilde kalp krizi kaynaklı erken ölüm, erken yaşta kalp damar tıkanıklığı, stent bypass gibi durumlar varsa biz sanal anjiyo isteriz. İkincisi çok ciddi kolesterol yüksekliği. Kolesterol damar tıkar mı? Çok yüksek değerleri çıkarsa tıkayabilir. Böyle durumlarda sanal anjiyo çekeriz. Üçüncüsü sigara. Çok yoğun sigara maruziyeti varsa, EKG, EFOR, ekokardiyografi gibi testten normal çıkmışsa, 40 yaş üzerindeyseniz biz sanal anjiyo isteyebiliriz. Dördüncüsü, da bypass oldunuz, şikayetleriniz devam ediyor. Sonrasında yeni şikayetler ortaya çıktı. Bu tür durumlarda yeni gelişen damar kanıtlıklarını görmek için bypass damarları açık mı değil mi bundan emin olmak için yine sanal anjiyo isteyebiliriz. Ve son olarak göğüs ağrısı olan bireylerde biz yine sanal anjiyo isteyebiliriz. Eskiden klasik anjiyo vardı. Sanal anjiyo çekilmesi bizim klasik anjiyo ihtiyacımızı neredeyse 3'te birine indirdi. Çünkü şikayetleri olan hastalarda artık direkt anjiyo yapmıyoruz. Bazen efor testi şüpheli olduğu durumlarda eskiden klasik anjiyo yapardık, standart anjiyo yapardık. Artık sanal anjiyo yapıyoruz sanal anjiyo ile damarlar açıksa risk ortadan kalkmış oluyor ve normal anjiyoya dönmüyoruz. Hastamızı gönderiyoruz. İşte sanal anjiyo kardiyolojinin artık bir başucu olmuş bir testtir ve sıklıkla istenir. Artık eskisi gibi önce bir şikayeti başlasın, önce bir kriz geçirsin, önce bir damarları tıkansın da öyle gelsin demiyoruz. Eğer risk faktörleri varsa sanal anjiyoyu çekiyoruz ve damarlar tıkalı mı değil mi bunu anlıyoruz. Damarlarda tıkanıklıklar varsa ciddi boyuttaysa o zaman için normal anjiyoya geçiyoruz. Eğer damarlarda ciddi bir sorun yoksa o zaman için ilaç tedavisini başlayıp gönderiyoruz. Biz Kalp 360 kliniğinde sanal anjiyoyu standart anjiyon öncesinde artık neredeyse rutin olarak çektiğimiz bir test haline getirdik. Çünkü gereksiz anjiyo ihtiyacını ciddi bir şekilde azalttı. Sanal anjiyo sonucu temiz gelmişse, damarlarda tıkanıklık yoksa risk yoktur. Rahat olabilirsiniz. Sanal anjiyo, kalp tomografisi, dijital anjiyo, kalp ile ilgili tüm tetkikler için biz Kalp 360 kliniği olarak hizmetinizdeyiz. Bu ve buna benzer testler, yeni nesil girişimsel işlemler, yeni nesil tanısal araçları biz artık kalp 360 kliniği olarak sıklıkla kullanıyoruz. Kalp ve damar hastalıklarında kalp 360 kliniği olarak yeni nesil testler sayesinde riskinizi minimuma indiriyoruz. Bu ve bir önceki video ile beraber sanal anjo ile ilgili birçok soruya da cevap verdiğimi düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.